Biz kayıt altına girmek istiyoruz. Reel sektör hakkında her şey. Firmaların yatırımları, üretim ve gelişmeleri Pınar Işık Ardor'la Sektör Reel'de. Sektör Reel'e hoş geldiniz. Yarın 12'de Kanal T'de. Kanal T izleyicileri politikanın nabzını politik performansla tutuyor. Mahmut Övür ve Rasim Ozan Kütahyalı politik performansla siyasete bambaşka bir açıdan bakıyor. İktidar ve muhalefet partilerinin seçim çalışmalarından politikanın sivri isimlerine kadar her şey politik performansla konuşuluyor. Politik Performans yarın akşam 21'de Kanal T'de. İyi akşamlar Kanal T izleyicileri. Seçim aranası başlıyor. Her hafta salı günleri 21'de sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bu akşam iki konuğum var. İlk bölümde CHP'nin Kocaeli Belediye Başkan adayı Sayın Sefa Sirmen bizimle beraber. İkinci bölümde de Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan bizimle beraber olacak. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Fedai Bey. Sizi Kocaeli'den buraya kadar yorduk. Estağfurullah, memnun olduk. Başkanım ben hemen konuya girmek istiyorum. Siz Kocaeli'nden 3 dönem daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştınız. Bir dönemde milletvekilliğiniz var. Fakat yine bu dönemde CHP'nin adayı olarak sizsiniz. Neden böyle bir karar? Şimdi Fedai Bey ben 3 dönem İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Yani şimdiki gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi değildi. Yani evet. Şu anda İl sınırlarında büyükşehir olduk ve ilk defa böylesi bir seçime giriyoruz. Tabi bu da benim projemdi. Yani ben İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken her ortamda Kocaeli Büyükşehir projesi derhal yapılmalıdır. Kocaeli'nin geleceği bu projeye bağlıdır diye mücadelem vardı. Bir türlü olmadı. Üç dönem belediye başkanlığımızdan sonra işte 2002'de istifa ettim. Milletvekili oldum. Benim parlamentoda olduğum yani 22. dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürüldü 2004'te. Ve o günden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. O zaman dilimi içinde işte seçim bölgesine geldiğimizde köyleri ve ilçeleri gezdiğimizde hep şununla karşılaştık. Yani başkanım biz size alışamadık. İlle siz yeniden başkanlığa dönün gibi. Böyle çok talepler vardı. Şimdi tabii tüm Kocaeli'nin planlanması, Kocaeli'nin geleceğe hazırlanması bakımından ben de düşündüm. Yani gerçekten 3 dönem belediye başkanlığı önemli bir tecrübe kazandırdı bana. Çok donanımlı ve birikimli oldum. Şimdi çok büyük yetkiler var. Kaynaklar da çok büyük. Dolayısıyla bu tecrübelerimi kentim için kullanmalıyım diye düşündüm. Ve halktan gelen sese de kulak vererek aday olmayı düşündüm. Partim de bu konuda ama beni destekledi. Ama partide zaten CHP'nin hala birçok bölgelerinde adayları belli değil. Fakat siz ilk belli olan adaylardandınız. Evet. Biz sizi daha önce de bu ekranlarda ağırladık nitekim. Doğru. Siz aynı zamanda başbakan da sürekli sizinle ilgili konuşmalarda bulunuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla başbakanımız ben parlamentodayken de benimle ilgili genel kurulda bütçe görüşmelerinde bana devamlı sataşıyordu. Yani benimle ilgili iddialarda bulunuyordu. O zaman da biz hep şunu diyorduk. Yani bizimle ilgili bir suçlamanız varsa, iddianız varsa bak ben buradayım. Ben de istiyorum dokunulmazlığımı kaldırın. Siz iktidarsınız. Bana hesap sorun. Oylama yapıyoruz. Bizim Cumhuriyet Halk Parti milletvekilleri tümü oylama yapıyor, kaldırıyor.
AKP'liler reddediyor. Dokunulmazlığı kaldırmıyorlar. Ama konuşmalarını da bitirmiyorlar. Şimdi biz kendimiz kaldırdık dokunulmazlığımızı. Sıradan bir vatandaşız. Herkesin arasındayız. Efendime söyleyeyim. Şimdi yine başladılar efendim. Bu herhalde tahmin ediyorum Kocaeli'ndeki anket sonuçları kendilerini biraz rahatsız etti. O nedenle acaba biraz daha yıpratabilir miyiz? Kocaeli'nde oyunuz yüksek, doğru mu? Yani anket sonuçları böyle çıktı ama. Yani şu anda yani yapılan anketler tabii seçim sonucu değil. Yani normal esas anket 29 Mart'ta yapılacak. Yani gerçek anket o. Halkın desteğiyle alınan sonuçtur. Fakat yani bilimsel araştırmalarda bir yol gösteriyor, bir fotoğraf veriyor. Bu fotoğraflarda da şu anda iyi durumdayız. Yani bir kazanmayla ilgili pek endişe görmüyoruz. Çünkü gerçekten hazırladığımız projeler halkın ilgisini çekiyor. Gerçekten sosyal projeler var. Çok önemli. Bunları anlattıkça ulaşabildiğimiz her yerde hemen bir dönüşme başlıyor ve bize ilgi giderek artıyor. Peki ben sevgili izleyicilerimize buradan hemen bir kısa duyuru yapmak istiyorum. Sefa Sirmen Başkanımıza sorularınızı sormak için 39.29'a Kanal T'ye yazıp bir boşluk bırakıp sorularınızı gönderirseniz ben de bunu Sefa Başkanıma iletmiş olurum. Sorularınızı bekliyoruz buradan. Peki biraz Kocaeli'nden konuşalım. Siz o bölgede 3 dönemde sonuçta İzmit'te olmuş olsa 3 dönem belediye başkanlığı yaptınız. O dönemlerde ben işte elle tutulur, gözle görülür, şunları yaptım dediğiniz icraatlarınız nelerdir? Biraz bunları konuşalım. Seçilme durumunda da neler yapacağınızı da ondan sonra konuşuruz başkanım. Tabii. Şimdi Fedai Bey, ben 89'da belediye başkanı olduğum zaman tabi belediyenin imkanları çok kötüydü. Borçlu bir belediye. Hem piyasaya borçlu hem çalışanlarına borçlu. Onun ötesinde çok sorunumuz vardı. Yani susuzluğumuz had safhadaydı. Efendim çöplerimiz denize dökülüyordu. İzmit kokuyordu ve denizimiz tamamen kullanılmaz haldeydi. Canlı balık yaşamıyordu. Körfez'in durumunda bir ara konuşalım başkanım. Şu anda orada tabii, balık durumu yaşaması var mı bilmiyorum. Tabii hava kirliliği de bizleri çok kötü bir şekilde zehirliyordu. Bütün bu sorunları yaşıyorduk. Öylesi bir ortamda belediye başkanı olduk. Ama çok kısa zamanda gerçekten birçok insanın hayal bile edemediği projeleri gerçekleştirdik. Bunların en başında işte başbakanın da sık sık dile getirdiği projelerimizden en önemlisi Kocaeli'ne hayat kaynağı olan Yuvacık Barajı, Fedai Bey. Evet. Bu devlet 30 yılda temel atmış bırakmış, devlet su işleri tarafından başlatılmış. Biz el attıktan sonra Yuvacık Barajı'na 30 ayda barajı bitirdik. Ve şu anda Kocaeli'nin her yerine dünya standartında arıtılmış suyu akıtıyoruz ve 24 saat kesintisiz. Bir dönem İstanbul'da da su verme şeyi vardı değil tabii, mi? Tabii oradan İstanbul'da belli bir tarihe kadar su alma taahhütü vardı. Zaten başbakanın rahatsızlığı da o. Bir türlü fiyatlarda anlaşamıyoruz. Biz 56 milyon dolara mal olan baraj gövdesi, maalesef bunu kamuoyuna 4,5 milyar dolar gibi rakamlarla ifade ettiler. Halbuki resmi belgeler orada, maliyeti, baraj kaça mal olmuş, hepsi orada yazıyor. O konuda bir soruşturma yapıldı mı size? Tabii, tabii ki. Devletin denetim organlarından geçti. Efendim, mecliste araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu görevini tamamladı. Normal prosedüre göre eğer bir suç unsurları varsa soruşturma komisyonu kurulması gerekir ve o projede suçu olan, kusuru olan herkes o soruşturma komisyonu tarafından sorgulanır. Evet. Ondan sonra da suç unsurlar tespit edildiği zaman Yüce Divan'a işte şuraya buraya sevk edilir. Soruşturma komisyonuna gerek yoktur diye karar verildi. Ama bizimle ilgili iddialar hiç bitmedi. Onun akabinde doğalgaz projesini getirdik. Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmit doğalgaz projesine kavuştu.
Ve gerçekten hava kirliliğimiz dünya standartının altına geldi. Bu projemize de yaklaşık 100 milyon dolar KDV dahil bize maliyeti oldu. Ama şu andaki bu yönetim bu projeyi özelleştirdi ve 550 milyon dolara sattı. Bütün itirazlarımıza rağmen. Onun ötesinde işte denize dökülen çöpleri kaldırdık ve çöp fabrikası kurduk. Peki İzaydaş. Burada bu çok önemli. Çevreye girdiğiniz için ben şu soruyla beraber bu konuşmalarınızı tamamlamanızı istiyorum. Kocaeli sanayi bölgesi ve Körfez'de Körfez'in bulunmasından dolayı da çevreyle bugüne kadar uyuşamamış bir bölge. Yani sizin şu an belediye başkanı adayı olduğunuz bir bölgede bana sorarsanız çevreyle şu ana kadar pek uzlaşamamış olan bir bölge. Siz çevreci misiniz? Önce bunu bir sorayım. Evet. Ondan sonra da bu çöple ilgili cevabınızı alayım. Türkiye'de benim kadar çevreci kimse olamaz. Özellikle belediye başkanlığı konumunda olanlar için söylüyorum. Şu anda Türkiye'de benim yapmış olduğum çevre entegre projesi, yani çöp fabrikası İzaydaş, Türkiye'de tek. Tehlikeli atıklar, zehirli atıklar, bütün bunlar bu fabrika yokken doğaya terk ediliyordu. Ama şimdi bu fabrikada yakılıyor ve doğa kirletilmekten kurtarılmış oluyor. Şu anda bu proje de tek, yani başka yapan da olmadı. Aslında Çevre Bakanlığı bu tesisten 17 tane daha Türkiye'ye yapılması gerektiğini açıkladı ama daha bir tanesi dahi yapılmış değil. Tabii bununla beraber arıtma tesisleri var. Yani bizim zamanımızda bir kere Körfez'e olan kirliliği tamamen ortadan kaldırdık. Kesmiş evsel miydiniz? Atıklar dahil. Arıtma testleri yaptık. İşte çevre entegre projesi. Yani fabrikaların bütün zehirli atıkları, efendim tehlikeli atıkları hem doğaya hem Körfez'e atılıyordu. Şimdi bunlar ortadan kalktı. Bunlar Avrupa'da nasıl imha ediliyorsa bizde de aynı şekilde imha edilmeye başlandı. Dolayısıyla çevre korunmaya başladı. Tabi bugünkü yönetim bizim gibi duyarlı değil. Mesela şu anda çıkan çamurları, arıtmalardan çıkan çamurları biz yine bu çevre entegre projesi kapsamında imha ediyorduk. Şimdi onlar doğaya terk ediyorlar o çamurları. Yine koku oluşturuyorlar. Yeraltı sularını zehirliyorlar. Bu doğru değil. Buna benzer birçok projemizi gerçekleştirdik Fedai Bey. Ve biz Avrupa Kenti ödülü aldık. Neden? Avrupa Birliği niye bu ödülü bize verdi? Dört temel sorunu çözdük diye. Nedir bu dört temel sorun? 24 saat kesintisiz içilebilir suyu musluklardan akıtmış olmak. Dünya standartında havayı temizlemiş olmak. Evsel atıkları ve kanalizasyon atıklarını arıtarak doğaya terk etmek. Ve yine fabrika atıklarını bir arıtma tesisiyle imha etmek. Körfez bütün temizlendi mi başkanım size göre? Tabii ki. Bizim dönemimizde yeniden balıklar hayat bulmaya başladı. Her tür balık yetişmeye başladı. Ve tabii ki sanayi kuruluşlar da disipline edildi. Kendi arıtmaları yapmaları zorlandı. Evet. Onların da katkısıyla Körfez eskiye oranla çok daha iyi bir noktaya geldi. Giderek her geçen yıl daha iyi bir şekle geliyor. Peki başkanım, zaman çok hızlı akıp geçiyor bu canlı yayınlarda. O yüzden bir konuya da böyle saplanıp kalmak istemiyorum. Evet. Çevre konusunda eminim ki çok farklı projeleriniz de olduğunu. Bunları da daha ileriki zamanlarda inşallah tekrar konumuz olursunuz. Konuşma fırsatımız olur ama benim size soracak olduğum o kadar çok sorular var ki. Bunların dışında Kocaeli ile ilgili, yani seçim meydanlarına çıktınız. Söylediğiniz projeler nelerdir? Bunlara bir kısaca değinirseniz ben de ondan sonra size sormaya başlayacağım. İşte engellilerle ilgili var mı çalışmanız, yaşlılarla ilgili var mı çalışmanız, deprem durumu neler olacak diye. Ama önce sizin projelerinizi dinlemek istiyorum. Belki onların içerisinde benim sorularıma cevaplar vardır diyeyim. Tabii. Şu anda tabii ki Fedai Bey, Kocaeli Türkiye'nin en önemli sanayi kenti. Tabii bu krizden de en çok etkilenen illerden biri. Başbakanımız her ne kadar hamdolsun kriz teğet geçti bize dese de
Kocaeli'nde çalışan 30 bin kişi işini kaybetti. Pirelli sizin bölgenizde değil mi? Pirelli, bugün haberlerde Goodyear, vardı. Tabii evet. Ford. Mesela Ford şu anda yeniden ücretsiz izine çıkarttı işçilerini, çalışmayı durdurdu. Yani özellikle otomotiv sektörü müthiş bir kriz yaşıyor. Evet, bugün ağlayan insanların resimleri vardı Kayseri'de, o evet. Yüzden sordum. Tabii bir belediye başkanının kentindeki bu tür gelişmeler tabii ki iç barışı da bozuyor, sosyal barışı da bozuyor ve insanların sıkıntısı giderek şehirde huzursuzluğa da neden oluyor. Dolayısıyla şu anda bizim en önemli sorunlarımızdan biri işsizlik. Peki belediye işsizliği çözüm olabilir mi? Devletin tabii. Olamadığı yerde krizin mesela biz biraz evvel size söylediğimiz o projeler ve daha başka projeler birlikte yaklaşık 30 bin kişiye biz o dönemde iş imkanı yarattık. Ve bu 15 yıllık süre içinde 1 milyar dolar para kullandık. Bunun içinde Yuvacık Barajı da diğer saydığımız projelerde dahil. Şimdi bugünkü yönetim tabii ki Kocaeli Büyükşehir olmasıyla birlikte il sınırlarında toplanan verginin %5'i pay olarak geliyor. Dolayısıyla da gelirlerimizde eskiyle mukayese edilmeyecek oranda bir artış oldu. Yani bu yönetim biz 15 yılda 1 milyar dolar kullanırken bu yönetim 5 yılda 5 milyar dolar kullandı. Ama gelinen noktada bu kadar para harcanmasına rağmen istihdam yaratan proje hiç üretilmedi ve tamamlanamadı, geliştirilemedi. Bizim en önce yapacağımız projelerden birisi üretim yaratan, istihdam yaratan projeleri hayata geçirmek. İşte bunların başında mesela bizim tarihi bir eserimiz de o. İzmit deyince Seka kağıt fabrikası. Seka ben akla gelir. Bak hemen. Öyle bir şey duydum başkanım. Aslı evet. Var mı? Ben var. Aday olursam, seçilirsem Seka adında bir kağıt fabrikası kurduracağım buraya diye. Evet. Böyle bir davetiniz var mı? Tabii var. Seka tamamen kapatıldı ve yağmalandı Fedai Bey. Yani o fabrikadan 3 tane fabrika çıktı. Birileri aldı götürdü bir yerlerde. O fabrikaları kurdular. Yurt dışına götüren oldu. Ama Seka bir harabe haline dönüştürüldü. Ve tabii ki işler acısı. Bizim İzmit'imizde her ailede aşağı yukarı bir Sekalı vardır. Yani 1934 yılında kurulmuş Türkiye'nin en önemli kağıt fabrikası. Şu anda kağıdı dışarıdan ithal ediyoruz. 1984 yılına kadar da Seka'dan başka hiçbir kağıt fabrikası yoktu. Yoktu. Evet. Şimdi biz yeniden bu tesisi kuracağız. Yaklaşık yılda 400 bin ton gazete kağıdı üretecek fabrikayı kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1000 kişiye istihdam yaratacağız. Çevreye en ufak bir rahatsızlığı olmayacak. Çünkü ham madde olarak atılmış kağıtları, kullanılmış kağıtları ham madde olarak kullanacağız. O yüzden özellikle gazete kağıdını tercih evet, etmeniz. Çevreye de zarar vermeden bu fabrikayı üretime geçirmiş olacağız. Yani İzmit'in tarihine sahip çıkmış olacağız. Buna benzer istihdam projelerimiz var. Mesela şimdi bizim Yuvacık Barajımızda damacana su dolum testleri projemiz vardı. O zaman zamanımız olmadığı için yapamadık. Şimdi bu tesisleri yapacağız. Sadece Kocaeli'nde değil Türkiye'ye Yuvacık suyunu bu vesileyle satmış olacağız ve orada da bir sürü istihdam yaratmış olacağız. Bunlara benzer. Son yılların gözde bir mesleği suculuk zaten başkanım. Evet. Yani artık evet. Evlerde su içilmediği için herkes maalesef içiyor. Maalesef yani bizim Kocaeli'nde öyle bir ihtiyaç. Sizin bir de bir şansınız var. Hemen yanı komşunuz çok devasa bir şehir İstanbul. Yani İstanbul'u tabii. Satsınız. Tabii. Evet. Tabii geçmişte İstanbul'da biliyorsunuz. Benzin istasyonlarına kadar su istasyonları kurulmaya başlanmıştı. Onların yerine de şimdi damacanalar aldı. Evet yani, damacanalar oldu. Daha evet. Tabii hijyenik oldu, iyi de oldu bu yönden. Şimdi bir kere işsizlik sorununa çözüm getireceğiz. İkincisi en önemli sorunlardan bir tanesi de barınma sorunu. Aslında ve bu iki sorun. Ve göç alan bir il orası. Evet. Aslında bu iki sorunu devlet vatandaşına vaat etmiş. Anayasada demiş ki herkesin iş edinme hakkı vardır. Devlet herkese iş hakkını verecektir. İkinci barınma hakkı vardır. Devlet herkesin barınma hakkını verecektir.
Başkanım, barınma deyince tabii sizin bir bölgenizde deprem olayı da var. Yani riskinizin olduğu bir bölge. Yani evet. Sadece yeni konut alanları açıp yeni konutlar mı yapmayı taahhüt ediyorsunuz? Nedir bu barınma ile ilgili projeniz? Şimdi tabii biz barınma derken yani vatandaşlarımızı gecekondu şartlarında değil, konut alma imkanı olabilecek olanlara çok uygun şartlarda konut üretip satmak, hiç konut alma imkanı olmayan vatandaşlar, yani bugüne kadar kiradan kurtulamamış, hiç evi olmamış, kirada yaşamak durumunda olan ihtiyaç sahibi ailelere de belediyenin sosyal konutlarına yerleştirerek hiç kira almadan ömür boyu orada oturmalarını sağlamak. Bu da bizim en önemli projelerimizden biri. Bu Amerika'da, çok iddialı bir proje tabii, başkanım. Bu yani. Amerika'da, Avrupa'da ilk bu Avusturya'nın Viyana şehrindeki Viyana Belediye Başkanı bunu hayata geçirmişti. Çok yıllar evvel bu projeyi biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Bu konutları yapacağız. Efendime söyleyeyim, burada ailenin büyüklüğüne göre. Küçük peki, ailelere bir şey odalı, iki odalı. Siz bu iddiada, şimdi bu o kadar bir iddialı bir şey ki iddiada bulunurken hiç Kocaeli'nde bir nüfus araştırması yaptınız mı? Mesela öyle bir aile, kaç bin aile var? Yani şu kadar aileyi biz barındıracağız gibi bir araştırma yaptınız mı? Şimdi hakikaten çok iddialı bir şey. Yani gerçekten böyle bir şeyi gerçekleştirirseniz tabii, Türkiye'de bir ilk olur ama çok da gerçekleştirmesi zor bir proje gibi geliyor. Şimdi biz tabii 70 bin hedefiyle çıktık bu yola. Yani ilk etapta Kocaeli'nde 70 bin konutu bu şekliyle sosyal konut olarak belediyeye kazandırmak ve bunu da halkımıza sunmak. 70 bin aileyi barındırmak. Evet. Yani şimdi mesela emekli, mağlulen emekli olmuş 500 milyon lira maaş alıyor. Bir hanımı, bir oğlu var Fedai Bey. Bunun 250 bin lirasını kiraya ödüyor. Kalan 250 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Biz bu kirayı ortadan kaldırdığımız zaman daha rahat geçinecek, başka bir şeye de ihtiyacı kalmayacak. Ve onun yaşamını kolaylaştırmış olacağız. Bunları yapacağız. Bu tür durumda olanları... İstanbul'da duyanlar yavaş yavaş gelir o tarafa diye düşünüyorum. Yani bu böyle, evet, böyle işte bir durumda İstanbul'da. Bütün bunlara iş sahibi olmak için, iş sahibi olmak için, konut sahibi olmak için bu dönem seçimlerde oy kullanmak durumunda olmalı. Oy kullananlar bu talebi yapacaklar ki Kocaeli'nde yaşadıklarını anlayacağız. Oy kullandıklarını göreceğiz ki vatandaşlık görevini yerine getirmiş olacaklar. Herkesi sandığa davet ediyoruz. Tabii ki yani bu projenin şeyinde, temelinde bu var. Başka ne yapacağız? Evet, mesela bu iktidar neyi kaldırdı ortadan? Şimdi ben şunu soracaktım. İktidar dediniz ama ben de şunu sormak istiyorum. Siz CHP'nin adayısınız ve AKP Belediye Başkanı şu anda görevde. Karşı rakibinizin tenkit ettiğiniz veya olabilir ya, yani beğendiğiniz yanlar da olabilir. Genelde siyasetçiler beğenmez karşısındaki ama olabilir de. Tenkit veya beğendiğiniz yerleri var mıdır? Yani ben bunları da duymak şimdi isterim. Şimdi ben sizden. Tabii ki mevcut belediye başkanının en iyi değerlendirmesini vatandaşımız yapıyor zaten. Yapacak da. Yani benim onu... Sandıkta yapacak. Sandıkta da yapacak. Zaten ne yaptığını, 5 milyar dolarla ne ürettiğini en iyi vatandaşımız biliyor. Yani onun hakkında konuşmak benim tarzım değil. Ama biz zaten kentimizde yanlış yapılanları daha yapılmadan uyarıyoruz. Bak bu yanlıştır, buna tevessül etmeyin. Bu doğru bir proje değildir diye uyarıyoruz. Dikkate alınırsa kendi de kazançlı çıkıyor, halk da kazançlı çıkıyor, belediye de kazanıyor. Ama maalesef bugüne kadar söylemlerimizi hiç dikkate almadılar. Hep bizi işte yani sıradan muhalefet yapıyor gibi böyle algıladılar. Ama bizim söylediklerimiz zaman içinde ne kadar doğru olduğunu kendileri de yaşayarak görmeye başladılar. Başkanım, birkaç tane mesajdan sorular sorayım ki izleyicilerimiz gönderdiğimiz mesajları sormadılar demesinler. Sefa Bey'e sorar mısınız demişler. Gebze için yeni projesi var mı? Gebze ne yapacak diye soruyorlar. Şimdi Gebze, Kocaeli'nin en önemli ilçesi. Aslında sanayinin de toplandığı evet, bir ilçe. Aslında Gebze il olması gereken en büyük ilçelerden biri. Gebze'den 3 tane ilçe çıktı yeni. Yani Gebze ilçemizden 3 tane yeni ilçe çıktı. Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçeleri çıktı. Aslında Gebzeliler il olmak istiyorlar. Yani
Hakları da. Fakat bugünkü iktidar böyle bir projesi gündeminde yok. O nedenle şu anda Gebze büyükşehir sınırları içinde, büyükşehirine bağlı bir ilçemizdir. Gebze o kadar güzel bir ilçe ki, mesela denizi var kimse bilmez. Ya Gebze'nin denizi var mı diye. Zannedilir ki Darıca'nın denizi var. Gebze'nin denizi var, denizi bilmez. Gebze'nin tarihi eserleri var. E5'ten giderseniz ancak görebiliyorsunuz başkanım. Yani onun dışında evet. Görme imkanınız yok da o yüzden. Gebze'nin tarihi eserleri var. Tarih yatıyor ama kimse farkında değil. Gebze sanki böyle karmaşık bir sanayinin ürettiği bir yerleşim bölgesi gibi. İşte saat 20'den sonra yaşamın hayat olmadığı, hayatın olmadığı bir şey görüntüsünde. Gebze'de tabii ki, yalnız şey de çok uygun başkanım, yani gece kondulaşma çok fazla. Efendim? Gece kondulaşma da çok fazla. Gebze'de. Tabii yani böyle bir sahipsiz, girişi belli değil, çıkışı evet. belli değil. Biz önce Gebze'nin bir girişini, çıkışını Gebze'ye yakışır hale getireceğiz ve Gebze'nin kimliğini değiştireceğiz. Yani Gebze'nin imajı değişecek ve 24 saat yaşayan bir kent haline gelecek. Ondan sonra üreteceğimiz projelerle, bunda Gebze Spor'da dahil, üreteceğimiz projelerle il olmasını gerektirecek bütün altyapıyı bitirmiş ve tamamlamış olacağız. Dolayısıyla Gebze'de projelerimizin ağırlıklı bölümü Gebze'de olacak. Çünkü Gebze bana göre çok bakir bir yer. Yani ben İzmit'i aldığım zaman da bakirdi. Yani 1989'da ne yapsam hemen kendini gösterdi. Ufak bir yeşillik bile alkış alıyordu. Halk tarafından takdir ediliyordu. Gebze'de de bana göre ne yapsan kendini gösterecek durumda. Çünkü çok bakir. İnşallah. Ama bu konuda en büyük vaadiniz ben belediye başkanı seçilirsem bir dönem sonraki dönemde inşallah orası büyük şehir. Yani il olabilir. Zaten o durumda. Tabii belki de başkanlık adayını oradan koyarsınız. Başkan olarak. Şimdi ben orada da söyledim. Yani Gebze'de il olmanın bazı yolları vardır. Bunlardan bir tanesi de Gebze Spor'un Süper Lig'e çıkmasıdır. Biz Kocaeli Spor, ben 1989'da belediye başkanı olduğum zaman İzmit Büyükşehir Belediyesi değildi. İzmit Belediyesi'ydi. Evet. 89'da belediye başkanı oldum. Kocaeli Spor'a da başkan oldum. Hemen ilk sezonda Kocaeli Spor 2. Lig'den 1. Lig'e çıktı. Ve o sene 1. Lig'de de ilk yarıyı lider bitirdik. Şampiyonluğa gidiyorduk. Ve biz ondan sonra 1992'de Kocaeli Üniversitesi'ne kavuştuk. 1993'te de Büyükşehir Belediyesi olduk. Ve aslında Kocaeli Spor, Kocaeli kentine, İzmit'e o kadar çok şey kazandırdı ki birçok kişi bunun farkında bile değil. Şimdi Gebze ile ilgili de Gebze Spor orayla ilgili çok önemli bir işlevi yerine getirecek. O nedenle Gebze ile ilgili çok kalıcı projelerimiz olacak. Ve kısa zamanda Gebze'yi çekim merkezi haline getireceğiz. Peki sporla ilgili düşüncelerinizi soracaktım ama artık bu sorumdan vazgeçtim. Zaten genel olarak siz bu konudaki fikirlerinizi de açtınız. Ben iki konuda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Merkezinizde emekli, yani sanayinin olduğu yerde emekli insanlar ve yaşlılarda çok oluyor ister istemez. Çünkü aile çalışırken evde çocuğa bakacak anne baba Anadolu'dan onların yanına gelir. Yaşlılarla ilgili düşünceniz, yani yaşlı önce Kocaeli'de yaşlılarla ilgili yapılan bir şeyler var mı? Siz seçilirseniz bunlarla ilgili bir şeyler yapacak mısınız? Bir bunu sormak istiyorum ve standart sorularımdan bir tanesi de, bir de engellilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani engelli insanlarımızı evet. unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bir kere yaşlılarla ilgili tabii onlara sahip çıkmak için onların rahat edebileceği, huzur bulacağı projeler üretmek lazım. Bir kere her mahallede bir mahalle evi oluşturacağız. Bu mahalle evinde hem emeklilerimiz huzur bulacak hem de burada o bölgenin çocuklarına her türlü kurslar, her türlü eğitimler, etütler hepsi burada gerçekleştirilecek ve yaşayan bir ev haline gelecek. Sıkıntısı olan veyahut da bir stres atmak isteyen, huzur bulmak isteyen oraya gelecek,
İster gazete okuyacak, ister kitap okuyacak, kütüphanesi olacak. Efendim derslikleri olacak, etütler yapılacak. Efendim işte kurslar, melodi kursları, bilmem işte İngilizce, bilgisayar kursları, her türlü ücretsiz bu kurslar yapılacak. Yani mahallelerden sosyal hayat yükseltilecek. O nedenle emeklilerimiz de bundan yararlanacak. Onun ötesinde tabii emeklilerimizin mesleklerine göre bir envanterini tutacağız ve onlardan çalışma isteyeceğiz. Mesela mühendis emeklilerimiz var. Bunları bir araya getireceğiz o mahalle evlerinde. Boş zamanlarında çalışmak istediklerinde de oturup onlara proje hazırlamaları için bazı görevler vereceğiz. Hem emeklerinin hakkını alacaklar hem de onları üretime yeniden katmış olacağız. Diğer konuyla ilgili engellilerle ilgili bizim zaten geçmişte başlattığımız Hollandalılarla birlikte bir projemiz vardı. Gülen Yüzler projesi. Burada amaç engellileri üretime katmak. Hem iş sahibi yapmak hem de onların bir şey üretmeye teşvik etmek. Bizim orada böyle Gülen Yüzler projesiyle hem üretime katıldılar hem de birçok engelli arkadaşımız orada iş imkanı sağladı. Bunları çoğaltacağız. Engellilerimizin kent içindeki dolaşmaları, seyahatleri, ulaşımları kolaylaşacak. Onlara uygun kaldırımlar, onlara uygun işte ışıklandırmalar, onlara uygun işte ses dizaynları hepsi. Yani Avrupa'da yaşanan neyse Kocaeli'nde de bütün bunlar gerçekleşecek. Peki başkanım, zamanımız da bitmek üzere. Çok az bir zamanımız kaldı ama. Bugüne kadar gözlemledim ki ülkemizde devletin vermiş olduğu sağlık yeterli değildi. Sağlık hizmeti yeterli değildi. Son yıllarda da belediyede bu konuda, belediyecilik adına da bu konuda el attılar. Sizin sağlıkla ilgili politikanız ne olacak kendi bölgenizde? Şimdi biraz evvel söylerken araya laf girdi, unutuldu. Mesela bu iktidar bir sosyal güvenlik yasasında yapmış olduğu değişiklikle kızlarımızın 18 yaşına bastıktan sonra annesinden ve babasından sağlık hizmeti almaları engellendi. Veya dul kadınlar annesinden babasından yararlanabiliyorlardı. Şimdi bu tür genç kızlarımızı ve kadınlarımızı biz Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık sigortasına kavuşturacağız. Primlerini biz ödeyeceğiz. Onlar istedikleri herhangi bir sağlık kuruluşunda, özel hastane, devlet hastanesi her türlü hizmeti ücretsiz alabilecekler. Bunu gerçekleştireceğiz. Özel bir sağlık sigortası gibi mi düşünüyorsunuz? Devletin özel bir sağlık sigortası. Özel sağlık sigortasıyla anlaşacağız. O primlerini biz ödeyeceğiz. Biz geçmişte de benim zamanımda göğüs hastalıkları merkezi kurmuştuk, diyaliz merkezi kurmuştuk, bir de doğum hastanesi yapmıştım. İki ameliyathanesi olan, küvezleri olan, çok modern, Avrupa standartında hastane yapmıştım. Ama benden sonra gelen arkadaşlar o hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na devrettiler. Sağlık Bakanlığı da orayı sağlık ocağına dönüştürdü, kullanılmıyor. Ben şartlar ne olursa olsun mutlaka bir belediye hastanesinin olması gerektiğine inanıyorum ve bunu gerçekleştireceğim. Çünkü hakikaten hiçbir sosyal güvencesi yok, imkanı yok, çaresizlik içindeki vatandaşlarımızı burada tedavi edeceğiz, sağlığına kavuşturacağız, bu hizmeti vereceğiz. Bir de bizim bölgemizde en önemli sıkıntılardan biri Fedai Bey, evet, yoğun bakım. Yani yoğun bakım hakikaten hastanelerde hastalar kapılarda kalıyor. 6 ay sonrasına gün veriliyor. Ameliyat olacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir teşhis konmuş. Senin ameliyat olman lazım denmiş hastaya. 8 ay sonrasına gün verilmiş. Ya 8 ay o durumdaki bir hasta moralmen çöker zaten. Acaba ameliyat olana kadar öleceğim mi kalacağım mı? Böyle bir endişeyle. Yani insan sağlığı bu kadar ucuz değil. Olmamalı. Onun evet için. Ama Sayın Başkanım tabii orada da bazı, yani sadece sizin bölgenizde değil genel Türkiye'de buna benzer şeyler yaşanıyor. Ben kendim de biraz sağlığın içerisindeyim. Şimdi şuraya gelmeye çalışıyorum. Yani siz
bazı noktalarda hastaneyi açmış olsanız bile personel bulamayabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen çok kısa toparlamanızı isteyeceğim sizden. Eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi sonuçta personel bulunması için eğitim olması lazım. İşte hastane için tıp fakültelerinin olması lazım. Hemşirelik okullarının olması lazım. Sağlıkçı yetiştiren okulların olması lazım. Sizin bölgenizdeki durum nedir? Ve bu konuda ne düşünüyorsunuz eğitimle alakalı? Şimdi bizim tabii bölgemizde bir kere üniversite hastanemiz var. Araştırma hastanesi. Bizim bölgemiz için çok önemli bir kuruluş. Bir kere oralardan yararlanacağız. Tabii ki o konuda biz biraz şanslıyız. Hem İstanbul'a yakınız hem Marmara bölgesindeyiz. Yani böyle bir sıkıntının yaşanacağı bir bölge değiliz. Ben tabii Türkiye genelindeki sıkıntıları çözecek durumda da değilim. Ama ben en azından kendi ilimde yaşanan sıkıntıları çözmek, bu tür sıkıntı yaşayanların arkası olmak, onların sahibi olmak niyetindeyim. Yani kimse demesin ki benim arkam yok, işte çaresizim, sıkıntı içindeyim, intihara teşebbüsü, bunları kaldıracağız. Herkes diyecek ki orada bir Sefa Silmen var, Büyükşehir Belediye Başkanı, hepimizin arkası. Hepimiz sıkıştığı zaman bize sahip çıkacak, bize destek olacak, bizim çaresizliğimize çözüm bulacak. Biz de bu görev için talibiz. Yani yoksa bunları başaramayacaksan, bunların altından kalkamayacaksan git evinde otur. Biz bunu başaracağımıza inandığımız için halkın karşısına çıktık. Başkanım, son 3 dakika kaldı. Bir iki tane mesajı kısa kısa cevap istiyorum. Kartepe'de Cengiz Topal Havaalanı hizmeti açacak mısınız demiş. Böyle bir havaalanı var mı? Varsa açacak mısınız? Şimdi Cengiz Topal askeri havaalanı, yanında sivil havaalanı yapıldı. Ama bir türlü bir sürü de masraflar yapıldı. Bir türlü Ulaştırma Bakanlığı burayı açmadı. Ben belediye başkanlığı zamanımda da burayı istedim. Sivil havacılığı başlatayım diye. Çünkü bizim İzmit, Kocaeli küçük bir Türkiye. Yani Diyarbakır'a yolcu var, Trabzon'a yolcu var, Antalya'ya yolcu var, Erzurum'a var. Türkiye'nin her yerine yolcu bulabileceğim bir il burası. O nedenle tabii Sakarya'nın hemen bitişiğinde Cengiz Topel Havaalanı. Yani Sakarya falan da bizden yararlanabilir. Dolayısıyla bizim sivil havaalanının açılması lazım. Bunu biz belediye olarak Ulaştırma Bakanlığı'ndan alacağız. Biz belediye olarak sivil havacılık işletmesi olarak burayı hizmete açacağız. Benim zaten hayalimdeki projeydi. Eğer devlet kendisi yapmıyorsa, yapmayacaksa biz açacağız ve o yatırımı da boşa gitmiş olmaktan kurtarmış olacağız. Peki başkanım, bize ayrılan süre çok hızlı gelip geçiyor. Son böyle bir toparlayıp da Kocaelilere birkaç kelimeniz varsa onları da aldıktan sonra sizi yolcu etmek istiyorum. Ondan sonra da Beyoğlu Belediye Başkanımızla sohbetimizi devam etmek istiyorum. Sayın tabii Ahmet, Beyoğlu Belediye Başkanımıza da ben de çok teşekkür ediyorum. Bize sırasını verdi. Evet. O nedenle teşekkür ediyorum. Tabii ki Kanal T televizyonuna ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Katıldığınız için. Tabii ki bizleri izleyen değerli seyircilerimize de enişten saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Tabii ki ben Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Kocaelilerin yaşamını kolaylaştırmak, onlara 29 Mart'tan sonra güneşin bile başka türlü doğduğunu göstermek üzere böyle bir göreve talip olduk. İnşallah bizlere böyle bir sorumluluk verirlerse, emaneti bizlere teslim ederlerse biz de emaneti gözümüz gibi, namusumuz gibi kabul edeceğiz ve o emanete her zaman sahip çıkacağız ve verdiğimiz sözleri de hepsini yerine getireceğiz. Biz de buradan seçim yolunda size bölgenizde başarılarınızı, devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan'la beraber sizlerle beraber olacağız. Lütfen seçim aranasından ayrılmayın. Birazdan sizlerleyiz.
bilmek isteriz. Başka dünyaları. Hüzünleri. Mutlulukları. Bazen dünyamızı sarsan dramları. Gerçeği bilmek isteriz. Bize söylenenlerin doğru olup olmadığını. İnsanı insan yapan değerleri bilmek. Bilmek isteriz. Ailemizin, ülkemizin ve hayatımızın değerini bilmek için. Yeni Şafak, okuyan bilir. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Motorola Razr 2 daha keskin olamazdı. Hello Moto. Deneyimli haberci Ebru Odabaşı'nın sunumu. Ana Haber Bülteni hoş geldiniz. Cesur ve sivil gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumlarıyla bambaşka bir habercilik. Bugün sorumluluk alarak önce biz konuşmak zorundayız. Özgürlük ve demokrasi yolunda hiçbir kırmızı çizgi kabul etmeyen tek ana haber bülteni. Gerçeklerden asla taviz vermeyen, söylenmeyeni söyleyen, gösterilmeyeni gösteren Cesur Haber Bülteni. Demokrat yorumlar, isabetli analizler. Kanal T Ana Haber, yarın 19.30'da Kanal T'de. Kanal T izleyicileri politikanın nabzını politik performansla tutuyor. Mahmut Övür ve Rasim Ozan Kütahyalı politik performansla siyasete bambaşka bir açıdan bakıyor. İktidar ve muhalefet partilerinin seçim çalışmalarından politikanın sivri isimlerine kadar her şey politik performansla konuşuluyor. Politik Performans yarın akşam 21'de Kanal T'de. Başkanlığa giden yolda rekabet gittikçe kızışıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Karayalçın. Geride kalan dönemde yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği hizmetler neler? Sistemi entegre ettik, tek millete geçirdik. Adaylar geleceğe dair ne gibi projeler hazırladı? Benim ilçemde ilkokul çocukları için ilköğretim okulu yapacak yer yok. Partilerin genel başkanları başkan adaylarını seçerken nelere dikkat etti? Ilımlı siyasi İslam'ın neresinde bulunuyor? Dedim ki, kusura bakma, o zaman bende bir şeyler var herhalde dedim. Tüm sorularınızın cevapları usta gazeteci Mahmut Övür ve Şebnem Karaevli'nin sunumları ve canlı yayın konuklarıyla yerel seçim 2009 başkanlık yolunda. Biz Ermenistan'la iyi ilişkiler içerisinde olalım. 1999 ile 2002 arasında bu ülkede bölücü terörist konuşulmazdı, yoktu. Bu bizim açımızdan tarihsel bir vaka değil. Yerel seçim 2009 başkanlık yolu Perşembe 21'de Kanal T'de.
Tekrar iyi akşamlar Kanal T izleyicileri. Seçim aranası devam ediyor. İlk bölümümüzde Kocaeli'nden Sefa Sirmen Başkanı CHP'den konuk etmiştik. Ama bugün İstanbul'un en güzel semtlerinden, en tartışılan, en konuşulan, devamlı televizyonlarda da belediyeciliğiyle görmesek ama devamlı gördüğümüz semtlerinden bir tanesi bizimle beraber Beyoğlu. Ve bizimle beraber bu akşam Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan bizimle beraber. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Bir defa hemen şunu söyleyeyim. Siz çok pozitif enerji veren bir insansınız. Yani karşınızdaki kim olursa olsun hemen bir pozitif enerji alıyor. Yani bu enerjinizi nereden alıyorsunuz diye sormakla başlasam konumuz farklı yönlere gidecek. O yüzden ben seçimle ilgili size birkaç soru sormak istiyorum. Siz öncelikle şu anda halen belediye başkanısınız. Belediyecilikteki stratejiniz neler oldu? Çünkü çok tartışılan bir yere geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yerine geldiniz bir yolunda ve oraya gelmek de önemli bir noktaydı. Ya çünkü mutlaka. Çok tartışılan bir bölgeydi burası. Evet. Ama siz bir döneme geçirdiniz ve yine adaysınız o bölgeden. Evet. Bugüne kadar yapmış olduğunuz stratejiyi bu konuda biraz dinleyebilir miyiz sizden? Aslında demin söylediğiniz kısım çok anlamlı ve doğru. Dediniz ki pozitif enerji vermek. Bence işte insanlara hizmet etmek, halkla ilişkileri iyi kurabilmek ve vatandaşı kucaklayarak ona pozitif enerji vermekle iş başlıyor. Aksi takdirde işte yaratıcı olamıyorsunuz, sürükleyici olamıyorsunuz, insanları kuşatamıyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli, pozitif kalmak gerekiyor. Çünkü bizim gibi belediye başkanlarının şöyle bir lüksü yok. Somurtmak lüksü yok, darılmak lüksü yok, yorulmak lüksü yok ve insanları sürekli taze tutacaksınız. Onlar da eksiklik olabilir ama sizde olmayacak. İşin sırrı ve özü burada diye düşünüyorum. Şimdi efendim olay şu. Belediyecilikte aslında karşınızda bir aile var. Ailenin annesi babası var, çocuğu var. Yaşlısı var, engellisi var. İş adamı var, esnafı var. Bu kesimleri var. Ve bu kesimlerin her birinin yaşadığınız hayat içerisinde sizden beklentisi var. Dolayısıyla politikaları geliştirirken, işlerinizi yaparken her kesime yönelik projelerinizi planlıyor olmanız lazım. Aksi takdirde bir tarafı eksik kalabilir. Ve bir de şu söylenir, hemen ilk cümle itibariyle söylüyorum. Bu farklı mekanizmaları aynı anda işletemezseniz, herkese ulaşacak bir hizmet üretemezseniz o da ayrı bir problem olur. Mesela kişisel hayatınızda büyük bir bina yapmak veya büyük bir vazo yapmak veya büyük bir tane iş yapmak sizin başarılı olduğunuzla ilgili bir kanaat oluşturabilir. Ama siyaset öyle bir şey ki bir tane büyük bir şey yapmak yetmiyor. Hitap ettiğiniz insanların hepsine yarayacak küçük küçük ama herkesi ilgilendiren büyük işler yapıyor olmanız lazım. Yani burada büyük bir vazo yapmaktansa herkese vereceğiniz minik küçük birer bardak olması önemlidir. Herkese hitap etmek sizin lazım. Sizin bölgenizde, şimdi az önce kelimelerinizde dediniz ki işte bir ailede işte çeşitli insanlar olur diye. Ama sizin bölgeniz mesela insanlar İstiklal Caddesi'ne çıkıp yürürler. Genelde de şunu söylerler, yani orada binbir çeşit insan var. Evet. Hakikaten bölgeniz şimdi sadece o yönüyle değil binbir çeşit insana da hizmet veren bir. Evet. Siz sadece Beyoğlu'nda yaşayan yani Beyoğlu ilçesinde yaşayan insanlara değil, tüm Türkiye'deki aslında, insanlara hizmet veren bir belediye. Yerli yabancı yani, herkese. Yerli yabancı. Evet, yani o kadar da karışık bir bölgeniz var ki. Evet. Hakikaten belediyeciliğin zor olduğunu düşünüyorum ben orada. Yani kişisel olarak bana deseniz ki belediyecilik konusunda tercih edeceğiniz bir nokta var deseniz. Herhalde en son bölgelerden bir tanesi olurdu. Hakikaten zor bir bölge olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bugüne kadar yapmış olduğunuz konulardan biraz bahsederseniz bundan sonra neler yapacağınızı öğrenmek istiyorum ama evet. Önce bir yaptıklarınızı biraz dinlemek istiyorum ben. Tamam, hay hay. Şimdi efendim çok doğru söylüyorsunuz. Beyoğlu'nun böyle bir misyonu var.
Beyoğlu çünkü İstanbul'un tarihine baktığımızda 100 yıl evveline gittiğinizde İstanbul 800 bin nüfuslu bir kent. Ve bu kent nerelerden oluşuyor? Bugün Suriçi dediğimiz Fatih Eminönü bir oradan oluşuyor. 2 Beyoğlu'ndan oluşuyor. 3 Üsküdar'dan oluşuyor. Ve onun dışında kalan yerler minik minik mekanlar. Ve Beyoğlu'nu ele aldığınızda Beyoğlu'nun tarihine girildiğinde işte İstiklal Caddesi boyunca sağlı sollu konsolosluk, o dönemin sefaret binaları, kültürün, sanatın, modanın, mimarinin, estetiğin, bankacılığın merkezi bir önemli bir yer. İşte Galatasaray Lisesi, ki Galatasaray Lisesi önemlidir. İkinci Beyazıt döneminde kurulmuş önemli bir mekan. Ayrıca çıkarttığı öğrencilerle de Türkiye'ye hep imza atmış. Kesinlikle. Her alanda insan yetiştirmiş. Ve orada mesela Beyoğlu'nun hemen alt tarafında Kasımpaşa'ya indiğinizde, Kasımpaşa'da Osmanlı donanmasının inşa edildiği bir mekan. Ve orada halen Cami Altı Tersanesi olarak bilinen, bugünlerde artık tasfiyesi gündemde olan o mekan, Tanzimat Fermanı'nın okunduğu, Osmanlı döneminde Harbiye Nezareti olarak işlev gören bir yer. Evet. Şimdi yukarıda işte Büyük Piyale Paşa Camisi var. Oradan büyük bir dere geliyor. Yani Beyoğlu bugün İstiklal Caddesi ve çevresi, işte Kasımpaşa ve çevresinden oluşan iki ayrı yer gibi düşünüldüğünde her ikisinin de tarihi köklerini burada görüyorsunuz. Biz hizmetlerimizi yaparken demin çok güzel ifade ettiniz. Beyoğlu'na bir bütün olarak bakarak, Beyoğlu'nda bir yandan kentsel iyileştirmeleri yaparken, bir yandan insanların nefes alacağı park bahçeler yaparken, öte yandan eğitimle ilgili konularla ilgilenirken, bir başka taraftan sağlık konusunda destekleri verirken, eş zamanlı olarak kültüre, sanata, modaya, modaya, tasarıma, Yeşilçam'a, şimdi mesela şu anda Yeşilçam ödüllerini veriyoruz, bir yandan bunları götürürken, öte yandan kültür mirasımızın en önemli konularından biri olan eski binaların restorasyonuna, renovasyonuna aynı anda farklı projeler üretmek durumunda kaldık. Bir şey daha ekleyeyim başkanım, ben sizin söylediklerinizi. Evet. Siz bölge olarak çok sosyal ekonomisi, farklı olan insanları farklı hizmetler de götürmek durumundasınız. Çok doğru. Bir tarafta Cihangir gibi sanatçıların ve bir takım evet. elit insanların oturduğu bölge var varken... Tarlabaşı ve yine Dolapdere bölgesinde çok da alt seviyede yokluklar içerisinde yaşayan insanlara da hizmet götürmek pozisyonundasınız. Yani öyle bir kırışık bir bölgeniz var ya ki. Aslında yani tabii şöyle. Üretirken bu projeleri hem üst seviyedeki insanlar, yani üst derken ayırma manasında evet. demiyorum. Sosyal yönden evet. alım gücü yüksek olan insanların. İhtiyaçlar farklı. Temelde insanların evet. ihtiyaçları çok farklı değil. Yani belediyecilik noktayı nazarından baktığınızda yani... Yakın süreçler var. Dolayısıyla aslında hizmeti verirken bir kalite farkı da yok bizim açımızdan. Her ikisinin de beklentileri aslında bu anlamda insandır. Yani insan çok da farklı değil belediyecilik noktasından bakıldığında. Belki sosyal hizmetlerde birisi daha eğitim ağırlıklı giderken birisi daha... yardım ağırlıklı evet, yani gitmek birisi zorunda kültür kalıyorsunuz ama neticede beklerken, bir hizmet veriyorsunuz. Hepsine bir servis vermek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi tabii bu da ayrı bir zorluk. Belediye ya zorluk anlamında evet, zaten evet. hakikaten zor. Belediye yani farklı sosyal grupların olduğu mekanlardaki farklı ihtiyaçlara, farklı beklentilere aynı anda cevap verme ihtiyacı içerisinde olduğunuz için aynı anda birkaç şapkayı takıyor olmanız lazım. Yani mesela şimdi biz şu günlerde Yeşilçam ödülü gündemde. Yeşilçam'da ödül verme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü Yeşilçam Beyoğlu'nun önemli bir mekanı. Biliyorsunuz sinema başladığında 95 yıl evvel sinema dünyada başladığında hemen bir yıl sonra Türkiye'de Beyoğlu'nda gösterime girmiş. Dolayısıyla orası bir sektör geliştirmiş. O sektörde bir sokak var, Yeşilçam Sokağı var. Orada gerçekten büyük sinema sanatçıları yetişti. Çok güzel prodüksiyonlar yapıldı. Nihayetinde bugün Türkiye'nin geldiği sinema tecrübesinin görselliği oradan bir yerlere geldi. Beyoğlu Belediyesi olarak bu hatıraya sahip çıkma misyonumuz var. Ve biz iki yıldır Yeşilçam ödülü veriyoruz.
Yeşilçam ödülünü verirken bir yandan Beyoğlu'nun önemli bir sektörüne sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bir başka taraftan oranın, orada hatırası olan insanlara saygı göstermeye çalışıyoruz. Ve bir başka yönüyle o sokaklara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama aynı belediye olarak biz işte Dolapdere'de, Dolapdere Sem Konağı'nda gerçekten oraya göçle gelmiş bir grup vatandaşımızın evinde banyosu olmadığı için onlara banyo hizmeti verecek. Çamaşır yıkamalarına yardımcı olacağımız bir çamaşırhanemiz. Yeme içmelerine destek vereceğimiz bir mekanımız. Hatta onları giyindireceğimiz bir sosyal yardım marketimiz. Ve okuma yazma kurslarını açtığımız bir mekanımızla orada apayrı bir konjonktürde apayrı bir hizmetle onların karşısına çıkıyoruz. Mahallelerin içerisinde işte meydan çalışmaları yaparken öte yandan okullarımızın desteklerini de yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla skalamız bu anlamda çok geniş. Ve bir başka yönüyle Beyoğlu karizmatik bir yerdir. Beyoğlu Türkiye'deki bütün insanların ilgilendiği bir yerdir. Hatta dünyada birçok insanın çok ilgilendiği bir yerdir. Tarihi geçmişi olduğu için orada hatırası olan insanlar çok fazladır. Mesela bir gün Adana Kozan'daydım. Adana Kozan'da bir tecrübe paylaşımı için gittiğim yerde insanlar İstiklal Caddesi ve çevresiyle ilgili sorularını sorarken sanki kendi yaşadıkları bölgenin hemen arkasındaki hayatlarında mahalleymiş her zaman gibi varmış gibi hissettikleri bir caddeden söz ediyorlar. Ama bütün sonra Anadolu'da şeydir, yani İstanbul'da ilk gittiğinizde görmek istediğiniz yerde bir anket yapsanız İstiklal Caddesi mutlaka vardır. Başkanım, ben sizin bir çalışmalarınızdan bundan nasıl söyleyeyim, bir yıl belki de bir buçuk yıl öncesinde aslında muhalif olduğunuz bir, yani şimdi siz de bakın bu ekranda duyacaksınız. Benim muhalif olduğum bir konu vardı ama ben bu muhalifliğimi daha sonra yaşadığım bir olaydan sonra muhaliflikten bıraktım sizi. Ne güzel. Burada nedir hemen diyeceksin. Sizin Büyükşehir'le beraber yürüttüğünüz, hatta Ankara'yla yürüttüğünüz bu dönüşüm projesi var tarla başında. Şimdi diyeceksiniz evet, ben ilk başlarda ki çok da yakından inceledim o projeyi. Bölge bölge sanırım 9 bölge ada, mi? Değil evet, mi? Bakın evet, iyi incelemişim. 9 evet, evet. Adada değişik bir projeniz var. Belki ekranı da arkadaşlar onu verirler. Evet. Ben ilk başta bu hemen söyledim. Tekrarlamak da istiyorum. Bu projeye muhaliftim. Ama daha sonra muhalifliğim niçin geçti? Hemen şunu söyleyeyim. O bölgenin artık kurtulmuş bir bölge olduğunu gördüm. Çünkü benim cep telefonum o bölgede gasp edildi ve ben hırsızın peşinden gittim. Bakın ciddi söylüyorum. Evet. Gittim. Gittikten sonra da orada polisin işe hırsızı yerini tespit ettim. Hı hı. Fakat 155'e alo dedim. Polis geldi, geleceğim, geldim, geleceğim diyene kadar bir ton dayak yiyip çıktım o bölgeden. Ve oranın kurtulmuş bölge olduğunu gördüm. Evet, gerçekten de o bölgede hakikaten ıslah edilmeli. 4 sene diyorsun evvel mi oldu? 4 sene evvel olmadı. Sanırım 2 yıllık bir mevzusu var. Şu andaki şey, ama genel olarak o caddenin biliyorsunuz evet, çıkarken şu an sol tarafı bir biraz güvenlik açısından çok berbat bir durumdadır. Sağ tarafta da sabaha kadar gezebilirsiniz. Böyle de bir değişik bir pozisyon var orada. Yani hiçbir yerde yoktur bu dünyanın, değil mi? Yani bir şeye gidiyorsunuz, caddeye giriyorsunuz. Sağ tarafta güvenlikle gezebiliyorsunuz ama sol tarafta gezemiyorsunuz. Siz işte o sol tarafı, hemen bu sol tarafta derken Taksim'den çıkarken diyelim ki bilsinler. Bu bölgede çok köklü bir çalışma yapıyorsunuz ve ben de artık bu konuyu destekliyorum açıkçası. Evet, hızlı bir şekilde olmayın, olsun diyorum. Bu konuda biraz bizi aydınlatır tabii, mısınız? Tabii şöyle, tabii aslında Beyoğlu'nun her yeri iyidir, her yeri güzeldir. Çok da böyle korkutmayalım. Evet. Ya bir parça Zülfiyar'a dokunuyor herhalde. Çünkü Beyoğlu'nun her yerini iyi görmek bizim için arzuladığımız bir konudur. Yani biz de tabii eksiklerimiz ama, evet, var. Şimdi efendim tarla başında aslında şöyle bakmak lazım. Neden Tarlabaşı bu noktaya geldi? Soruyu öyle sormak lazım. Malum dünyada teknoloji geliştikçe, hayatımızdan yeni şeyler girdikçe yaşadığımız kentin de dönüşme ihtiyacı oluyor. Biliyorsunuz eskiden hayatımızda araçlar yoktu. İstiklal Caddesi'nin dahi genişliği 11 metre. Yani araba yok, kamyon yok. İnsanlar şehrin biraz daha merkezinde kalabilmek adına 40 metrelik, 30 metrelik, 25 metrelik parsellere binalar yapmışlar ve olabildiğince birbirine yakın mekanlarda iskan etmişler. Ekranda izleyicilerimiz görüyor zaten, evet, çok, yani ne kadar oraların harap bir vaziyette olduğunu şu görüyorlar. Şu an için, evet. Tarlabaşı projesinde
Neden buraya düştüğünün, bu duruma geldiğinin dört tane temel problemi var. Birincisi, parseller çok ufak burada. Parseller çok ufak olduğu için... 40 metrekarede bir bina var. 40 metrekarede bir bina var. Bu küçük parsellerde istenilen ölçüde binaya, iş yerine uygun yapılar çıkmıyor. İkincisi, otopark sorunları var. Çünkü sokaklar çok dar. Üçüncüsü, burası tarihi bir bölge. Burada restorasyon yapacak insanın releveydi, restorasyondu. Hazırlıkları, proje hazırlıkları gerçekten çok ciddi hazırlıkları gerektiren maliyetli işler. Dördüncüsü, bu işi çözebilmek için insanların topyekün hareket ediyor olması lazım. Aksi takdirde siz bu bölgeyi mevcut haliyle binaları aynı ölçekte restore dahi etseniz bir müddet sonra istediğiniz ölçekte bunları kullanmakta zorlanacaksınız. Çünkü yine otopark sorununu çözmemiş, yine binaların küçüklüğünden kaynaklanan iş görme kapasiteleri düşük halde kalacaklar. Şimdi bundan dolayı tarla başından insanlar bir şekilde çekilmiş ve burada yeniden buraları restore edip hayatı devam ettirme noktasında ısrarcı olmamışlar. Mesela aynı şanssızlık İstiklal Caddesi'nde yok. Neden yok? Çünkü İstiklal Caddesi'ndeki binalar büyük. Büyük olduğu için restore edildiğinde buralardan otelde, iş yeri de, büyük mağazada olmasına müsait yüksek tabanlı, geniş hacimli mekanlar. Bunları dönüştürmek ve işe yarar hale getirmek bu anlamda daha kolay. Bizim tespitimiz o oldu ki buradaki fiziki durumun kullanış hali tarlabaşının aslında kadersizliği olmuş. Daha sonra 1850'lerde geçirmiş olduğu yangın ve onun izleri ve nihayetinde Tarlabaşı Bulvarı'nın yine ihtiyaçtan kaynaklanan o istimlakı ile birlikte geliştirilmiş olması ve Beyoğlu'nun uzunca bir zaman içerisinde yeterli yatırımı alamamış olmasının getirdiği problem bir şekilde Tarlabaşı'ndaki çözümsüzlüğü bugüne ulaşmasına sebep oldu. Biz oradaki vatandaşımızla bu dört sebebi gözetince bir araya geldik. Ben 4 sene evvel bir araya geldim. Ve dedim ki, ya burada hep birlikte bir hamle başlatabilir miyiz? Ama gördük ki vatandaşımızın burada normalde binasını restore edecek parası da yok. Ve nihayetinde... Başkanım, ben orada bir nokta koyup bir açıklama yapmak istiyorum. Hı. Yani yine bakın, bu konuyla ilgili çok bilgili, hakikaten çok çalışmışım bu konuya. Siz beraber bir araya geldiğimiz zaman seyircilerimiz şöyle algılıyorlar. Hani bir toplandık, konuştuk gibi. Öyle değil. Halbuki siz değil. Mal sahiplerini birebir çağırdınız. Birebir tabii. Komisyon oluşturdunuz. Birebir çağırdınız. Dediniz ki işte sizin burada bir binanız var. Bu binayı belediye ve işte devlet olarak biz yapıp şu şekilde bir proje geliştirdik. Buna onay verir misiniz diye önüne koydunuz diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Böyle değil mi? Yani tabii, bir araya geldiğimiz dediniz bu sizin. Tabii, bu bir araya gelmek çok uzun bir süreç. Çok süreç. 4 yıldır devam ediyor. 4 yıllık bir mevzu. Yani, evet. Nihayetinde burada topyekün dönüşüme imkan verecek altlıklar hazırlandı. Ben belki bu sözleri bir yerde toparlamak lazım. Zaten filmde de bayağı ifade edilmiş oldu. Şu anda burada yapılacak en küçük detay planlaması avan projeleri haline getirip Anıtlar Kurulu'ndan tahsis ettirilmiş durumda. Ve şu anda vatandaşla yatırımcıyı bir arada tutup yine orada sanki kat karşılığı modelinde olmak üzere. Ama yapılacak binanın altlarında otoparkları olan, ulaşımı kolay olan ve nihayetinde kullanılacak fiziki mekanların bugünkü yaşam standartlarına uygun ama dışarıdan bakıldığında deminki VTR'de gördük. Dışarıdan bakıldığında yükseklik olarak aynı kalan, hacim olarak aynı kalan fakat iç kullanımları bugünkü ihtiyaçları karşılayan bir yaklaşımda bir restorasyon sürecine inşallah şu anda devam ediyoruz. Ve umut ediyoruz ki 2009'da artık burada anlaşmalarla belli bir noktaya gelir, kasmayı vururuz. Peki, yani süremizi çok bu konuyla da bitirmek istemiyorum ama bu konuda da tek son bir soru sormak istiyorum. Şimdi benim bildiğim orada vatandaş gelip mal sahipleri istediği gibi şey yapabiliyor. Yani
İşte siz restore ettikten sonra onlara bir yer veriliyor zaten binasına, yerine karşı. Doğru değil mi, tabii, biliyorum? Tabii tabii. Yani burada... Şöyle bir şey var, buradan bilsinler diye söylüyorum. Hani belli bir grubun orada böyle bir almış olduğu parsel... Yok. Böyle bir fısıltı hep vardır. Ben yani belediye başkanı olarak sizden seyircileri duysun istiyorum. Ben şöyle oldu. Benim bildiğim çünkü her mal sahibine oradan yer verildiği. Şimdi şöyle, bu proje başladığında hemen projenin başında ben insanları topladım. Ve insanlara dedim ki sakın burada malınızı herhangi bir şekilde birine satmayın. İyi bir proje gelişecek ve bu iyi bir proje neticede size artı değer olarak geri dönecek. Ve nihayetinde oradaki kurulu mekanizma şu. Nasıl vatandaşın bir arsası vardır ve o arsası üzerinde bir imar hakkı vardır. Bu arsası ve üzerindeki imar hakkına göre onlara kat karşılığı modelde bulunduğu yerden yine yer verilmek suretiyle bir mekanizma kuruldu. Daha yeni, daha kullanışlı. Daha kullanışlı. Yer onlardan, evet. Yatırımcı. O umarım, umarım bir an önce inşallah, bir şey olur. Ben inşallah, de inşallah. Dedim ya, o bölge kurtulmuş bir bölge gibi. Çok bana sorarsınız, hakikaten sorunları çok büyük olan bir bölge. Kokuşmuş binalarla, yani ne kadar tarihi olmuş olsa. Yani, tabii onlar yenilendi, yenilendiğinde, evet, yani restore edildiğinde, daha doğrusu yenilenmeden bazen yanlış anlaşılabiliyor. Evet, restore edildiğinde, evet, iyi bir noktaya, evet, gidecek. Buradan hemen şuna gelmek lazım. Aslında geçen 5 yıl içerisinde Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi olsun, ara sokaklar olsun, Galata olsun, Galata'dan sonra tünele doğru olsun, Galata Meydanı olsun. Orada ciddi bir dönüşüm fark ediliyor. Buranın bir sırrı ve burada... Burada yaptığımız doğru bir yaklaşımda bir dönüşüm stratejisi, bir başka dönüşüm stratejisi, bir başka iyileştirme ve restore stratejisini söz etmek gerekir. O da şu, İstiklal Caddesi ve çevresindeki binalar genellikle ayakta kalabilmiş, kalmış, statik açıdan sorunu olmayan, ancak kullanımları itibariyle boş ve fonksiyonları yanlış yere kaymış. Ve dış görüntüleri itibariyle de temiz görünmeyen, bakımlı, güzel görünmeyen binalardan oluşan bölge izlenimindeydi. Şimdi normalde beklenilen şu, devlet işte bir şekilde parayı ayırsın ve burada restorasyonlara destek versin ve bu binaları yapsın, değiştirsin. Tabii bu çok kolay bir olay değil. Binlerce bina var orada. O binlerce binayı belli bir noktaya getirmek zor. Bunun yerine biz şöyle bir model tercih ettik. Öncelikle bir kanun çıktı. Koruma, uygulama, denetleme büroları kurma hakkı veren bir kanun çıktı. Bu kanuna göre mevcut anıtlar kuruluna götürdüğümüz, hani projeleri tasdik etmek için onlara götürüp tasdik ettirdiğimiz kurulun işini kolaylaştıran, binalardaki basit restorasyonları yapma hakkının belediyenin oluşturduğu kurul aracılığıyla yapıldığı bir mekanizma. Ne bu, zamandan beri var bu? Bu biz işte son 5 yıldır bu mekanizmayı kullanıyoruz. Ve bu mekanizmayla birlikte, yani işi basit onarımı ruhsatlandıran ve işin önünü bu anlamda açan bir mekanizma kuruldu. Bu mekanizmayla birlikte biz sokak sokak, bölge bölge bütün insanlarla toplandık. Ve onlara dedik ki artık... Başkanım zaten sokak sokak, bina bina bütün şeyleri çekmişsiniz, resimlemişsiniz. Evet, bakın tabii, ben biraz, evet, çalışmanızdan söyleyeyim. Siz, evet, de İstiklal'deki o belediye binasında özellikle de bu işe ayırmışsınız. Orada, evet, bir de ekip doğru, oluşturmuşsunuz. Doğru, evet, orası... Yani gittiğiniz zaman hangi sokak, hemen, evet, açıyor hangi bilgisayarda. Hangi bina, bu, bina mı, şu bina mı? Bu bilgisayar altyapılarını kurmadan... Evet. Hızlı mekanizmaları kurmadan, evet, olmuyor. Yani sanırım o binanın içerisinde tabelasının bile hemen değişikliğini fark ediyorsunuz, evet, oradan, evet, değil mi başkan? Evet, ben bu konu hakikaten bu konuda da boğulmak istemiyorum programımız, evet, yapıyor ama çok şey, inşallah başka, evet, programlarda belki son bunu birkaç cümleyle burada şunu eğer müsaade ederseniz bitireyim. Estağfurullah, buyurun. Geçen 5 yıl içerisinde tam 3500 binayı kendisini restore etmesi üzerine ikna etmişiz. Bakın 3500 bina. Ve bu bunların çoğu da eski Rum evleri çoğu. Hayır, öyle dememek lazım. Yani Beyoğlu bir bütün. Yani eski Rum evleri tarihi genellemesi şey. Bu İstiklal Caddesi çevresindeki 3500 bina yaklaşık kendisine 100 trilyondan fazla para harcamış. Ve tabii bizim kontrolümüzde. Hangi renge boyayacağı, nasıl restore edeceği, nasıl renove edeceği. Ve nihayetinde baktığımızda Beyoğlu'nda bakıyoruz ki İyileşmenin adı aslında bu. Şimdi mesela çok barizdir Balık Pazarı.
Balıkpazarı'ndaki iyileşme, hemen arkasındaki Kalyoncu Kulluk'taki iyileşme veya Asmalı Mescid'deki dönüşüm ve iyileşme, tünelin arka sokaklarındaki iyileşme bir anda çok farklı dünyalara dönüştü ve binalara ciddi yatırımlar geldi. Çok şık kafeteryalar, restoranlar, orada minik atölyeler, moda evleri, tasarımcılar, herkes oralarda yeni bir hayatın keşfettiler. Tabii bunları hep destekledik. Bunları hepsini bilinçli bir şekilde yapılmasına destek verdik. Yani 100 trilyonun üzerinde vatandaşın kendi malına harcadığı bir parayı tespit etmiş durumdayız. İşte bu aslında mesela Talimhane projesi de bu anlamda böyledir. Orada da ciddi bir dönüşüm var. Etrafıyla birlikte, binaların restorasyonuyla birlikte gerçekten iyi bir turistik mekan olarak karşımızda duruyor. İşte bütün bunlara bakıldığında Beyoğlu'nun değişen yüzü ve Beyoğlu'nun gelişen yüzünü tarif edebiliyoruz. Tabii bu arada belediye olarak bizler de aydınlatmaya çok önem verdiğimizi, sokak ıslahları yaptığımızın da altını çizmemiz lazım. Diyebilirim ki belki konumuza tarihi çevreden başlamış olduk. Çünkü tarihi çevre Beyoğlu denince insanların aklına bu tarihi mirasın korunması geliyor ister istemez. Ve Beyoğlu Belediyesi'nin böyle bir şapkası da var. Bunu sadece Beyoğlu için değil, İstanbul için ve Türkiye için, aslında bir dünya mirası için de yapıyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'den bahsettiğimiz şu süreçte tarihi mirasın, çünkü kültür dediğiniz şey aslında yaşadıklarımızdır, konuştuklarımızdır, dinlediklerimizdir, yediklerimiz, içtiklerimizdir. Ama en önemlisi yaşadığımız hayatın esintilerini kazıdığımız mimari değerlerimizdir. O mimari değerler kalıcıdır ve nesilden nesile yaşadıklarımızı taşıyan mirasımız. Onları koruma başarımızın ve becerimizin olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim gibi 150 yıllık bir belediyenin kendi tarihi mirasını koruyan politikalarla bu binalara sahip çıkıyor olması önemli ve anlamlıydı diye düşünüyorum. Bu bapta bu işi kapatabiliriz. Yani başka kapatalım başkanım, evet, inanın başka tek konuda geçelim. Programı bitirmiş olduk gibi bir şey. Yani öyle mi? Yani 15 dakikamız falan kaldı. 15 yani, dakikada başkanımızın ama gideriz. Yani o kadar çok sorulacak sorular var ki başkanım burada. Ben yani inanın artık hangisini sorayım. Ama mesela temizlik konusu önemli. Yani sizin bölgeniz öyle bir acayip bir bölge ki tonlarca, yani saat başı tonlarca çöp üreten bir bölge. Evet. Yani Beyoğlu'nda tabii hepimiz Beyoğlu'na çıkıyoruz, görüyoruz zaten. Aynı. Gecenin köründe, sabahın köründe şeyleri çalışıyor orada ekipleriniz. Evet. Bizim efendim şöyle söyleyeyim. Bizim 70 araçlık bir temizlik parkımız var. Ve mesela İstiklal Caddesi'nde ve çevresinde 24 saat sürekli çöp toplanır. 3 tane arabamız vardır. Fakat hiç kimse çöp arabası görmez orada veya hissetmez. Aslında çöp arabasını görür de onun çöp arabası olduğunu pek anlamaz. Biz Beyoğlu için özel çöp arabaları ürettirdik. Arabalar İtalya'da motor hacimleriyle ve taşıma kapasiteleriyle özel üretildi. Arkasındaki çöp taşıma hazneleri de İspanya'da özel üretildi. Böyle bir melez arabamız var. Biz bütün dünyadaki küçük arabalar da var. Küçük arabalar. O arabaları biz bütün dünyadaki imalatçı firmalarla görüştük ve bu modeli, böyle bir melez modeli Beyoğlu için özel ürettirdik. Bu araçları ürettirdikten sonra çöp arabalarımızda bir temizlik aracı tadında, mavi rengiyle sadece İstiklal Caddesi'nde değil, Beyoğlu'nun bütün sokakları, ki bizim sokaklarımız çok dar. Çok dar olduğu için arabaların manevra yapıp içeri girip çöpü toplaması çok zordu. Bir de çöplerin bir çöp arabası görüntüsünde değil de bir temizlik arabası görüntüsünde, yani çöpü algılatmadan, içindeki o kirli görüntüyü göstermeden sıkıştırma modelleri farklı olsun ve aman sokaklara suları da akmasın ve daha rahat bir temizlik olsun diye özel bir gayret sarf ettik. Dolayısıyla o dönemde televizyonlarda ve basında bayağı bir ilgi de olmuştu. Güzel bir ekip kurmuştuk. Ve onlar sayesinde Beyoğlu'nda biz temizlik ve çöp toplama konusunda ciddi merhaleler aldık. Ama yine de eksiğimiz var tabii. Bu kullanımla alakalı bir şey. Süpürge araçlarımız, temizlik araçlarımız, yıkama araçlarımız 24 saat orada sürekli temizlik yapıyor.
Ve belki ilgililer için şunu söylemek lazım. Sürekli bana söylenir, İstiklal Caddesi'nde neden çöp kutusu yok diye söylenir. Yani ben onu söyleyecektim ama onun nedenini biraz olan bilir. Yani artık biz terörle iç içe yaşayan bir ülkeyiz maalesef. O terör konusunda böyle bir sıkıntı olduğu için. Var, onu tam oraya diyecektim. Yani maalesef mesela bizim arkadaşlar şey yapmışlar, işte Fikrin söylediği bir programımız var bizim. İşte sokaklarda çöp atıyor musunuz diyor. Vatandaş diyor ki mecbur atıyorum çünkü atacak yer yok. Yani maalesef bu var ve fakat Beyoğlu'nda çok bunu hissetmiyoruz. Hissetmiyoruz. Çünkü sürekli sizinkiler temizliyor. Onlar sürekli temizliyor. Fakat işte bu emniyet bu anlamda duyarlı olduğu için bu bir de bize zorluk oluşturuyor gerçekten. Ben bile zaman zaman geçerken bunun eksikliğini hissediyorum. Aslında ben burada hiçbir televizyon programında çok net görüntüleriyle gelip gösteremediğimiz bugün buraya gelirken ilk defa filmlerini bir parça filmlerini getirdiğimiz meydanlarımız var. Evet, meydanları bir verebilir miyiz ekran arkadaşlar? O meydanlarımız meydanlarımız gerçekten çok doğru. Geçen yine bu televizyon kanalında konuşurken bir şeyden bahsetmiştim. Köylerin bir formatı vardır. Kentlerin de bir formatı vardır. Ve kentleri oluşturan en doğru ve en şey mekanizma. Şimdi ekranı da verdiler. Tophane Parkı'nı verdiler. Evet. Evet başkanım, siz dinliyoruz bir taraftan. Evet, ben bir taraftan ama izleyicilerimize verilen görüntüleri anlatmaya çalışıyorum. Evet. Orada evet. Evet. Şimdi meydan konseptlerini çok önemsedik. Çevre düzenlemeleri ve meydan konseptleri. Mahalleleri, mahallelerin orta noktalarında meydan konseptinin çok önemli olduğunu şahsen hep düşünüyorum. Mesela Tophane'ye geçti az önce. Evet. Bu çevre düzenlemeleriyle tabii şey bizi çok yakından takip edemiyor. Hemen sözlerimiz oradan oraya yapıyor. Burası talimhane bölgesi. Evet. Talimhane bölgesinde sokak etkinliklerimiz çok fazla. Evet. Bu çevreyi bu anlamda doğru kullanmaya çalışıyoruz. Bir kere Cumhuriyet Sokağımız vardı 29 Ekim'de. Bu etkinlikleri yapabildiğimiz ortamlar aslında mahalle kültürünü geliştirirken bizi biraz bir parça daha doğru kentleştiriyor. Kaç meydan oluşturuyoruz? Demin 8 tane saydım ama. Evet, yani onlarca var. Ve biz mahallelerin ortalarına bulabildiğimiz kadar 2 dönüm, 3 dönüm, 4 dönüm, 5 dönüm trafikten arındırdığımız ve içinde bu tip kültür sanat aktivitelerini bolca yaptığımız mekanlar oluşturuyoruz. Bu mekanlarla birlikte aslında mahallelerin içerisine yazları özellikle özel günler tertip ediyoruz. Sinema günleri, konser günleri, bazen özel milli maçlar münasebetiyle maçları izlediğimiz, mahalleyi bir araya da toplayacağımız, onlarla kucaklaşacağımız ve böylelikle mahalle kültürünü ön plana çıkartıp onları bir araya getirip kaynaştıracağımız bir mekanizma oluşturduk. Mesela çok tipiktir, Kasımpaşa'da Kızılay Meydanı'nı yapmıştık. Mesela bu da bir başka meydan. Mesela biraz sonra gelecek. Bu mahallelerin ortalarına gelindiğine, geniş mekanları geniş mekanları oluşturduğumuzda bu geniş mekanlarda insanların bir araya gelmesi, bir araya toplanması ve bizim bir aktivite yapabiliyor olmamızı kolaylaştırıyor ve mahallelere kimlik kazandırıyor. Ben onlara dairelerde evlerimizdeki salonlar gözüyle bakıyorum. Eğer salonları inşa etmezseniz, salonlar olmazsa insanları bir araya toplayacak mekanizmayı oluşturamamış oluyorsunuz. Labirent haline getiriyorsunuz mahalleleri ve labirentin içerisinde gelen insanlar sadece konaklayacağı mekanına gidiyor ve mahalle kültüründen uzak kalıyor. Yani insanları bir araya toplayan şeyler bellidir. Ya okuldur belli bir dönemde, okuldan sonra işte şeyin meydanıdır. Mahallenin meydanıdır. Mesela köylerde köy meydanları vardır. Evet. Kasabalarda bir kasaba meydanı vardır. Oralar aynı zamanda aktivite alanlarıdır, festival alanlarıdır. Şehirlerde sanki bunlar şehirlere yakışmıyormuş gibi düşünülüyor. Ve burada bir temel yanılgı var.
Doğrusu şu, eskiden kentlerimizde açık hava sinemaları vardı. O açık hava sinemaları aslında bizatihi kendisi meydan konseptini de oluşturuyordu. Belki kültür sanat etkinliği münasebetiyle buraya mesela şu meydan şimdi dikkatimi çekti, geldi. Yaptığımız meydanlardan çok beğendiğim meydanlardan biridir. Halbuki şimdi meydanlar kapatılıyor açılacağına. İşte meydanları sürekli açmaya çalışıyoruz. Evet, bu meydanlar işte gördüğünüz gibi insanların mesela şurası Kasımpaşa Meydanı. Benim için çok önemli bir yer. Bu bölgede park alanı bulmakta zorlandığımız bir yerde bir anda 5 dönüm büyüklüğünde içinde tarihi bir çeşmesinin olduğu ve gece görüntüsü. Çocukların bisiklette dolaştığı, kadınların kafeteryasına gidip oturduğu ve bir toplantı alanı haline geldi. Ve biz burada inanılmaz güzel programlar yaptık. Ve bunun gibi onlarca meydanımız var. Her mahalle kendi içerisinde kendi sıcaklığını mesela bir etkinlikten göründüğümüz kare. Her etkinliğimiz burada yaklaşık 5000 insanın toplanmasına sebep olabildi. Mesela bir başka Galacabahçe Meydanı diye geldi. Başkanım şimdi son dakikalarımıza geldik. Aslında ben de sizin seçmeninizim. Yani evet, ben oyumu Beyoğlu'nda kullanıyorum. Şimdi şuraya getirmeye çalışıyorum. Şimdi yaptıklarınızı gördük. Evet, o da bir parçasını. Evet, bir parçasını. Aslında daha çok konuşulacak benim de burada çok sorularım var. Ama vakit ama çok az. Şimdi seçmen diyor ki mesela seçilirse ne yapacak? Şimdi ben de sizin seçmeninizim. Diyorum ki başkanım şimdi yaptıklarınızı gördük ama yeniden aday olduğunuza göre şunu demiş olmalısınız. Ya benim daha yapacaklarım var ki ben adayım. Zaten bakın şöyle oldu. Şöyle oluyor. Siz bir şeyi başladınız. Bir masayı yapıyorsunuz. Bitiremedim dediniz bazen. Zaten talep oluşuyor. Yani şimdi bizim mahallelerde her birinde bir şeyler yaptık. Mesela diyelim ki Dolapdere'de bir meydan yaptık. Dolapdere'de meydanı yaptık, sem konağını yaptık. Fakat ona bağlı yollar o meydan güzelliğindeki yol kalitesinin devam etmesini istiyorlar. Şimdi zaten baskı yapıyorlar. Biz de ya her tarafa bir şey yapmamız gerekiyordu. Bu dönem ancak bu kadar yetiştirebildik dedik. Gerçekten bu kadar yetiştirebildik. Ve gelecek hemen önümüzdeki dönemde ne yapacağımızı onlar da biliyor, ben de biliyorum. Dolayısıyla beklenti belli. Yani her mahallede, her semtte başladığımız, bir yere getirdiğimiz, sonraki adımlarda nereye gideceğimiz bütün vatandaşlar tarafından zaten biliniyor. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşla aramızda o diyalog son derece iyi. Mesela ben bugün çok erken başladım güne. Saat 7.30'da vatandaşlarla kahvaltıdaydım. 50 kişilik bir grupla. Kadı Mehmet Mahallesi'nde idik. Kadı Mehmet Mahallesi benim mahallem. Oradaki amcalarımız yapılanları kendileri tek tek saydı. Ama yapılmayanları da tek tek saydı. Ne zaman yapacaksın dedi. Dedim yani siz zaten tespit etmişsiniz yapılanmayanları. Vaktimiz olmadı. Zamana ihtiyacımız var. İşte önümüzdeki dönemde her gelecek bahardan itibaren başlayacağız. Dolayısıyla ilişki bu düzeyde. Bilindiği için her yer sıranın nereye geldiğini biliyor. Şunu söylemek lazım belediyecilikte. En önemli şey, ben belediyeciliği ve belediye çalışanlarını doktora benzetiyorum. Çok iyi bir doktor olabilirsiniz ama nihayetinde hizmeti vereceğiniz hastanız. Size hastalığını gelip anlatacak. Başım ağrıyor, kolum ağrıyor, midesim ağrıyor. Getirip size bir şey söyleyecek ve siz de ona göre bir reçete yazacaksınız. Yoksa herkese standart aynı ilacı, aynı muayeneyi yapamazsınız. Burada vatandaşla diyalog ve sinerji oluşturmak, bıkmadan, usanmadan, onları severek, insana hizmet etmeyi severek, pozitif enerjiyi vererek, onlarla sürekli bir arada olmak suretiyle bir takım çalışmasını hep birlikte götürüyor olmamız gerekiyor. Onu başardığımızı düşünüyorum. Ve zaten belki şöyle bir soru da gelebilir. Yani niye bir dönem daha isteniyor? Yani niye? Tabii. Niye, aslında sorduğumuz o. Niye? Başlıyorsunuz, aslında gerçekten iyi bir yerlere doğru gidiyor. Diyorsunuz ki ya bir parça daha şu hazır bu mekanizma kurulmuşken artık işin, hayatın bir parçası oluyorsunuz. Siz bu işi sevdiyseniz vatandaşla bütünleşiyorsunuz. Ve zaten belki de bir parça size devam edin mesajını onlar veriyor. Belki de şöyle de bir şey de olabilir. Yani biliyorsunuz belediyecinin duayeni Sayın Başbakanımız. Kesinlikle. Yani, Sayın Başbakanımız da ne diyor? 3 dönem belediyeciliği
normal görüyor değil mi? Yani demek ki bir kriter var yani. Üç döneme kadar yaptın, yapamadın. Bundan sonra yapmayacaksın. Yani şöyle, heyecanı da yani Sayın Başbakanımız bence insan yönetimini iyi biliyor. AK Parti takımını iyi oluşturduğunu zaten bütün dünyaya da kabul ettirdi diye düşünüyorum. İşini seven, işini takip eden, işini yapan insanlara destek oluyor. Ve onların tecrübelerini bir kenara kaldırıp koymuyor asla. Bu çok belli. Vefalı bir insan. Verdiği sözün arkasında. Dolayısıyla tabii başbakanımızın bir belediyecilik anlayışı var. Ve o da bütün AK Parti'ye, AK Parti'deki bütün belediyecilik anlayışına sinmiş durumda. İnsan merkezli çalışılıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani benim doğrularım var. Herkes buna uyacak değil. Hayır, insanların doğruları var. Siz müşteri odaklı servis vermek gibi insan odaklı, vatandaş odaklı bir belediyecilik hizmeti getiriliyor. Önce insan deniyor. Onun temel ihtiyaçları deniyor. Eğitimi, sağlığı, yolu, çevresi. Ve bunu bütün Türkiye'de AK Partili belediyelere baktığımızda o çizgiyi görüyorsunuz. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da şu dönemde kendisini hissettiriyor. Bu bir anlayış ve bu takıma girdiğinizde siz de zaten bu işi, bu işin havasının içerisine girmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük bir şans. Şimdi başkanım, yani zaman bitti gibi. Bir iki dakikamız var. Şimdi bakın, ben sizinle konuşacak olduklarımı not almışım yani. Çevreyi tam konuşamadık. Ondan sonra aslında binalarla ilgili çok zaman harcamamıza rağmen bir tane şeyi konuşabildik, dönüşümü konuşabildik ki evet. Sizin bölgenizde depremle ilgili konuşulacak çok şey vardı. Aslında bu da depremin içinde. Yani binaları evet. Bakın, Tarlabaşı'yla çok güzel bir nokta evet. Hatırlattınız. Tarlabaşı bugün depreme karşı dayanıksız bir yer. İlk yıkılacak yerlerden kesin. Bir tanesi. Ve hemen tahliye edilmesi gereken bir yer. Evet. Ve dolayısıyla burada bu dönüşümün binaları restore etmenin yanı sıra deprem için bir kere yapılıyor olması evet. Lazım. Yani gecekondu bölgeleriniz var ki Beyoğlu, her ne kadar var. Beyoğlu deyince insanlar aklına düşüne bizi seyreden İstanbul'da olmayanların evet. Özellikle farklı şey gelebilir ama yani sizin bölgenizde bir Roman Mahallesi var. Belki orada var. Bir ıslah çalışması olacak. Yine Sulu Kule'de olduğu gibi bilmiyorum var mı? Bunları sormak isterdim size. Evet. Onun dışında kültür sanat konuşmak isterdim. Yani bir Beyoğlu Belediye Başkanı karşımda ve ben kültür sanat konuşmadan sizi evet, yolcu ediyorum. Araya, yani şimdi araya Yeşilçam'ı diyecek, biraz nasıl soktuk. Bir program diyecekler. Evet. Yeşilçam'ı soktuk. İsterseniz birkaç cümle kültür sanattan. Evet, aslında aslında şöyle diyelim. Ben evet. Size şöyle bir top atayım. Siz nasıl toparlarsınız toparlayın. Son artık bitiriyoruz. Son diyeceklerinizi bizimle paylaşacaklarınızı paylaşın. Evet. Ama tekrar biz sizi başka bir programda olur. Yine seçim aranasında olur ve ekranda evet. Tekrar görmek isteriz. Her zaman memnuniyetle gelirim. Burada tabii şu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela Rize'nin çayı vardır. Giresun'un fındığı vardır. Malatya'nın kayısı vardır. Beyoğlu'nun kültür ve sanatı vardır. Kesinlikle. Biz Beyoğlu'nun kültür sanatıyla aslında bütün ülkemizde bütün insanların hayata nasıl bakacaklarını tarif eden mekanizmayı üreten bir yeriz. Dolayısıyla bizim sinema, tiyatro, müzik, tasarım, moda bunlar hayatın kendisi. Çünkü bunlar bir vizyondur, hayata bir bakıştır. İnsana, gence bu bakışı kazandıramadıktan sonra doğru ticareti de yaptıramazsınız. Doğru bir kentleşmeyi de belli bir noktaya getiremezsiniz. Bizim belki hiç giremedik. Çocuklara yönelik yaptığımız... Evet, çocuklar. Ben onu söyleyecektim. Onlar hiç konuşamadık. Kefken şeyiniz Kefken'i vardı. Kefken'i konuşamadık. Konuşamadık. Kütüphane Baba Kütüphanesi'ni konuşamadık. Hiç konuşamadık. Modayı konuşamadık. Evet. Ama bunlar zaten var. Belki şöyle yapmak lazım. Beyoğlu'nda kültür sanat deyip 2 saat konuşmak lazım burada. Belki de ucu açık bir program yapmak lazım. Yani anca o zaman toparlanır. Böyle ucu açık bir, belki onu da yaparız başkanım. Belki öyle bir program neden yapmak olmasın, lazım. Neden olmasın? Evet, güzel bir sohbet programı olabilir bu. Tartışma değil ama olmasın. Sohbet programı olur inşallah. Peki Sayın Başkanım, bizi kırmayıp geldiniz. Ekranlarımızı şenlendirdiniz. Memnuniyetle. Yani bu şenlendirmeyi de aslında kimseye kullanmıyorum ama baştan söylemiştim. Hakikaten pozitif bir enerjiniz var. Sağ olun, o bakımdan benim aldığım enerjiyi
seyircilerimizin de aldığını düşünüyorum ben. Eksik olmaz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, hafta başında tekrar seçim aranasında buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar. Ya da formüle yarışlarını heyecanlı mı buluyorsunuz? O zaman bu programı ya hiç izlemediniz ya da gerçek heyecanı henüz tatmadınız. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Alternatif sporlar ve bu sporu gerçekleştiren sporcuların yaşam tarzları hakkında öğrenmek istediğiniz her şey